Bugünlerde Amerika'da İslam'a, Müslümanlara ve İslam'ın kutsallarına yönelik hakaret içerikli bir film yayınlanmıştır. Bu film tamamen Müslümanları tahrik etmek, Müslümanları aşağılama, İslam'ın değerleriyle alay etmek için çevrilmiş olan densiz, rezil bir filmdir. Bu provokatif saldırılar Müslümanları provoke edip de onları dünyaya kötü göstermek için yapılan saldırılar değildir. Bilakis Müslümanları tepkisizleştirme saldırılarıdır. Bu saldırılarla Müslümanların zamanla bu işi kanıksaması, normal görmesi ve bu normallık içerisinde de artık zaten her gün oluyor bu tip şeyler deyip evine çekilmesi, Allah lanet etsin, Allah belasını versin deyip de evine rahat bir şekilde gidip evinde yatmasını, kendi haline oturmasını sağlamaya yönelik olan çalışmalardır. Dikkat ederseniz, bugün Orta Doğu coğrafyası kan akıyor. Ve Orta Doğu coğrafyasında Amerika emperyalizminin ve yandaşlarının işgali sonucu her gün Müslüman kanı dökülmekte. Irak'ta, Afganistan'da her gün onlarca insan ölmekte. Ve bu insanların ölümü sadece çok bizim gazetede, basında, yayında görüyoruz. Haber değeri dahi bazen yok. Eğer çok fazla sayıda insan ölmemişse haber değeri dahi yoktur. Bu konuda fetva verip de Müslümanların gazını almaya çalışan, Müslümanları tepkisiz toplum haline gelmelerini sağlamaya çalışanlara İslam tarihini hatırlatıyoruz. İslam tarihinde Kâb bin Eşref'in durumu nedir? Kâb bin Eşref ne yapmıştı? Sahabenin bu şahsın yaptığına karşı tavrı neydi? Bunu araştırsınlar. Peygamberi inciteni sahabe bu kişilere nasıl davranmıştı? Peygamberin kendisi dahi kendisini inciten, hakaret eden, iftira eden, fazlasıyla rencide eden Kâb bin Eşref gibiler için söylediğini okusunlar. Şöyle diyor: beni bunun dilinden kurtaracak kimse yok mu? Ve sahabede ortaya çıkıyor, ben kurtarırım diyor. Dolayısıyla bu konuda birileri çıkıp da işte İslam'ın barış mesajı, hoşgörü mesajı gibi altlar altında kalkıp işte bunu yapmayalım, İslam'ı zaten yanlış tanıtıyorlar, işte Batı'da yanlış tanıtılıyor. İslam neyse odur. İnciten incinir. Hakaret edenin cezası bellidir. İslam fıkhı ortadadır. İslam durduk yerde, Müslümanlar durduk yerde kimsenin malına, canına zarar vermemişlerdir. Vermiyorlardan. Ama gelip İslam coğrafyasını işgal ederlerse, yetmez gibi bir de İslam'ın kutsallarıyla hakaret ederlerse, tabii ki Müslümanın tepkisi olacak. Hakaretleri kaldıramayız, hakaretleri kabul edemeyiz. Herkes ona göre adımını denk atmalıdır. Bugün elimiz yetişmiyor olabilir. Gücümüz yetmiyor olabilir. Bu aziyetimizi Rabbimize şikayet ediyoruz. Ama elimiz yettiği vakit, gücümüz yettiği vakit, oraya elimiz yetiştiği vakit, şundan emin olsunlar ki sahabenin Kâb bin Resulullah'ı inciten Kâb bin Eşref'e yaptığının aynısını yapmaktan geri durmayız. Bugün Amerikan sayesinde, Amerikan işgali sayesinde Şii-Sünni ihtilafı çıktı ve Müslümanlar birbirinin camilerini bombalıyor. Bu tepkilerini, yapılan saldırıları, tepkisini Amerika'nın karakollarına, Amerika'nın yetkililerine yöneteceklerine Müslümanlar birbirinin camilerini bombalıyor. Bunun arkasında Amerika var. Malumuz bu geçen yılki Kutlu Doğum'da Amerika'dan misafirlerimiz vardı.
Peygamber Sadr'a platformu düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Etkinliği'nde Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndan misafirlerimiz vardı. Ve onlarla orada doğmuş, orada büyümüş olan insanlardı. Onlarla yaptığımız görüşmede şunu diyordular. Amerikan başkanlarının hepsi İsrail'e hizmet eden insanlardır. Onların kurumlarıyla sıkı fıkı ilişkiye olan, hatta birçok onların kurumlarında okuyan, eğitim alan, çalışan insanlardır. Sorun şu, hangisi daha çok İsrail'e hizmet eder? Siyonizme, Siyonizmin amaçlarına hangisi daha çok hizmet eder? Tüm dünyada, bütün ülkelerde, Allah'a, peygamberlere, kutsal kitaplara saldırı suç olarak kabul edilmelidir. Bu suçları işleyenlerin ağır cezalara çarptırılması sağlanmalıdır. Fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ayrıdır. Hakaret etmek, iftira etmek ayrı bir şeydir. Bütün partilerin, il teşkilatlarının, meşreplerin, grupların, STK'ların katılmasını istiyoruz. Çünkü peygamber hepimizin peygamberidir. Benim peygamberi, bu benim peygamberimdir ve benim peygamberime yapılan bir saldırıdır diyen herkesin orada olması lazım. Hatta başbakanın, CHP liderinin, Kılıçdaroğlu'nun, BDP lideri Demirtaş'ın, il yetkilileri olan valinin de, belediye başkanının da oraya gelmesini ve orada bu tepkiye, bu protestoya iştirak etmelerini istiyoruz.